Hadi arkadaşlar buraya börekler alın bakalım. Peçete yok mu orada? Geliyor başkanım. Abi bize versin tamam mı? Gelir bir kişi. Şimdi 100 kilometre yol yaparsan, 100 metre yaparsan kimse tutmuyor. Tamam mı? Tamam. 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 Ben bu kadar insan gezdikten hadi yeğen Allah sana bak. Hadi görüşürüz. Hadi kalanlar da gelin çıkayım şöyle. Allah'a emanet. İyi misiniz? Hayırlı akşamlar. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Hayırlı akşamlar. Allah yardımcınız olsun. Peki ona kolay gelersin. Hayırlı seneler var. Arabayı çekiyor, arabayı çekiyor. Geri gidelim mi abi? Geçeti mi alayım? Biz hediye de verdik. Derin ben yukarı gidiyorum. O sefer de gidiyorum. Bunları müsaade alayım. Önemli bir her sene yılbaşında işte geçen sene Bolu'da tünelindeydik Ulaştırma Bakanlığı'na. Ondan evvel madendeydik. İşte bu akşam da demir yollarına gittik. Oradan emniyet mensuplarımızı gördük. Şu anda da Sakarya Üniversitesi'ndeki güvenliklerle beraberiz. Öyle özellikle ben başta ülkemizin, dünyadaki tüm insanların sen yılbaşlarını kutluyorum. Özellikle İslam aleminde sıkıntıların, problemin bitmesini temenni ediyorum. Bu ülke dünyadaki Müslümanların medet umduğu, umut ettiği, umut ülkesi burası. Bu ülkede yaşayan herkes, iktidarın muhalefeti, kitle örgütleri bu ülkeye sahip çıkması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti varsa sendikası var, partisi var, derneği var, gazetecisi var, odası var. Ama bu ülke yoksa hiçbir şey yok. İşte Suriye'de yaşananlar ortada, Irak'ta yaşananlar ortada, Mısır'da yaşananlar ortada. Biz çalışanlar olarak sıkıntılarımız var mı? Var. Şimdi özellikle 1 milyona yakın arkadaşımız kadroya geçti. Ben özellikle buna emeği olanlara, başta Cumhurbaşkanı'na, herkese teşekkür ediyorum. Meclise teşekkür ediyorum, köşe yazarlarına, gazetelere teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu meseleyi son 10 yıldır her gün iki kelimeden bir tanesi taşıyorlar, kadroya geçsin, problemler hallolsun. 1 milyon 50, 20 bine yakın insan kadroya geçerken geçmeyen 20 bin, 50 bin tane kit var. Kitte çalışan arkadaşlarımız var. 100 kilometre yol yaparsın. 100 metresini bırakırsın. Yapılan yolu kimse görmez ama 100 metre bozuk yolu herkes görür. Bununla ilgili Sayın Başbakan'a da, Çalışma Bakanı'na da geçen ifade ettim. Bu kitlerle ilgili sıkıntıyı bir an evvel ülke gündeminden çıkarmaları gerekiyor. Çünkü işte 1 milyonun olduğu yerde bu geçenler 50 bin kişinin gölgesinde kalır. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu baksın benim dediklerime. Bir çare buluruz Allah'ını seversen. Tamam. Bak çare bulmamız için bu akşam